Gençler, selam aleyküm. Bugün biraz klinik tanıtacağız. Çünkü bazı soran arkadaşlar oluyordu. Yani şöyle soruyorlar. Bakayım hastamız mı geldi? Yok, süt gelmiş karşıya. Sıkıntı yok. Karşıda kafe var. Şimdi aslında soru cevap yapalım dedi bizim Mert ama soru cevabı direkt böyle soruyu sordunuz. Cevabını verdim, istemedim yapmak. Bugün biraz klinik tanıtmak istiyorum çünkü tercih yapacak arkadaşlar. Bir veteriner kliniği nasıl olur? Veteriner kliniğinde neler var? Onları soruyorlar. Özelden, DM'den de gelen mesajlar oluyor. Burası Pati Veteriner Kliniği. Trabzon'da benim kliniğim. Ufaktan anlatalım. Bu zorunlu bir kısım değil. Burası pet shop kısmı. Mutlaka olacak diye bir şey yok. Ama hasta sahipleriniz eğer bunu tercih ediyorsa kliniğinizde bulundurmasının da faydası var. Hani gelir olarak düşünmeyin bunu. Daha çok insanlara istediklerini verebilmek açısından önemli. İşte ufak tefek pet shop malzemeleri, tasmalar, işte ziller, şunlar bunlar. Bir de şu önemli olan bir şey var. Profesyonel mama kliniğinizde bulundurursanız ki bu önemli. İnsanlara da çünkü bunu anlatmanız gerekecek. Profesyonel mamanın ne olduğu. Bazı tedavi mamaları var. Egemencim gelir misin abi? Şimdi mesela bunlar markaları artık gösterdik. Yapacak bir şey yok. Bunlar tedavi amaçlı mamalar. Bunlar olması gerekiyor klinikte. Mama kısmında anlatmıştık. Mert onu kenara köşeye bir yere koymaya çalışır artık. Kliniğinizin zorunlu olduğu bir hasta sahibiyle görüşme alanınız olması gerekiyor. Burası bizim masamız, koltuklarımız, yerde şivamız. Bu zorunlu değil ama bizim canımız, ciğerimiz, demirbaşımız. Hatta klinik onun. Biz misafiriz. Bir klima mutlaka olması gerekiyor kliniğinizde. Bu zorunlu. Zaten ruhsatlandırma aşamasında bunları mutlaka istiyorlar. Ufak bir deponuz olması gerekiyor. Elinizi yıkayıp temizlik için kullanacağınız bir lavabonuz mecburi ve mutlaka bir buzdolabınız olmak zorunda. Çünkü bazı kullanmanız gereken ilaçlar artı 4 derecede saklanması gerekiyor. Şöyle küçük ufak bir yerimiz vardı. Çok önemli diye Egemen gel abi böyle. Şimdi burası muayene odamız. Aynı zamanda bizim stüdyomuz biliyorsunuz. Bir tane ilaç dolabınız olacak. Bunu tercihen normalde metal olması gerekiyor ama ben ahşabı daha çok sevdiğim için ahşap kullanıyorum. Düzenli olarak temizleyip steril edip ondan sonra da kaldırıp yenisini alıyorum. Metal görüntüden çok hoşlanmıyorum. C kollu röntgenimiz. Bunlar zorunlu değil ama bir klinikte asgari olduğu zaman bunlar faydalı oluyor. Çünkü niye tavsiye ediyorum? Bazı hastalar geliyor, teşhis koymakta zorlanıyorsunuz. Röntgen, ultrason bunlar çok şeyi ortadan yani o şüpheleri ortadan kaldırıyor. Teşhisini net teşhisinizi teşhisi ay konuşamadım. Teşhisinizi netleştiriyor. C kollu röntgen. Bunu aslında şöyle az yer kaplasın diye dikleştirdik. Normalde böyle çeviriyorsunuz. Bu ışını veriyor. Kaseti var onları şimdi göstereceğim. Şu aslında bir skopi ama bunu kullanmıyorum çünkü voltajda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bir tane sterilizatörümüz var. Mecburi olarak bulunması gereken. Çünkü ameliyat yapıyorsunuz ve ameliyatta kullandığınız malzemeleri steril etmeniz gerekiyor. Kan sayım cihazı bu tam kan bakıyor. Tam kandaki olay şu. İşte hayvanda sıvı kaybı var mı? İşte enfeksiyon var mı? Bunları size daha rahat teşhis koymanızı sağlıyor. Evet, bir kediye baktınız. Ateşi 39,5-40 derece. Büyük ihtimalle enfeksiyon. Veya bir köpekte bazen şöyle oluyor. Vücut sıcaklığı çok yüksek olmuyor ama enfeksiyon bakıyorsunuz kanda. Ciddi oranda yüksek çıkıyor lokositi. Hemen acaba enfeksiyon mu? Diğer konularla işte ilişkilendiriyorsunuz. İştahsızlık, ishali, şuyu buyu. Ona göre tedaviye başlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir de serum biyokimya cihazı vardır ki bende yok. Kullanmıyorum. Ama kliniğe alabileceğiniz bir şey. Devam edelim. Kliniğin amirali, öyle söyleyelim. CR cihazı ne işe yarar? Radyografi dediğimiz o C kollu röntgenin şöyle yapalım Egemen iki adım geri git abi.
Bu masa hareketli bir masa. Ameliyat masası. Bunu elektrikli aşağıya indiriyorsunuz. Kasetinizi üzerine koyuyorsunuz. Bunun daha aşağıda olduğunu düşünün. Hastanızı yatırıyorsunuz, patisini koyuyorsunuz, işte ne bileyim yandan çekmeniz gerekiyor, artık pozisyonunu veriyorsunuz. O C kolluyu bunun üzerine getirip ışınlama yapıyorsunuz ve o ışınlamayla beraber görüntü bu kasete geliyor. Bu zaten normalde de eski usul kaset gibi düşün. Tabii elektronik olanı ama. Buradaki asıl olay şu. Bilgisayarın bir okuyucusu var, CR dediğimiz. Buraya kaseti veriyoruz. Ve bize yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika arasında görüntüyü veriyor. Ve bu görüntüde, abi açalım. Bu arada bu açılsın. Bunda ne görüyoruz biz, neye bakıyoruz onları göstereceğim. Bu da intensive care. Ona döneceğim tekrar, açılsın. Bu intensive care, yani bizim bildiğimiz bir yoğun bakım ünitesi mi dersiniz, küvez mi dersiniz artık. Bunun özelliği de şudur. Hocaya da denk geldik bu arada. Arkadaş bizi kolluyor ya. Bu kaçıncı videodur? Ben konuşmaya başlayınca o da ezana başlıyor. Neyse. Rahatsız olmuyoruz şimdi. Linç yemeyelim. Var ya buradan bir de linç yeriz ha. Bu da ne yapıyoruz? Bunu elektrikle çalıştırıyoruz. Burada içerine sıcaklığını 40 dereceye kadar çıkartabiliyorsunuz. Hava verecek bir nebulizer cihaz var. Pompayı basıyor buradan. Yüksek havayı veriyor. Buraya koyduğunuz ilaçları içeriye veriyor. Mesela şöyle düşünün. İşte çocukta diyelim ki çok öksürük var. Doktor hemen bir nebul yazar. İşte hava deriz yani hava verdiler. O havayı verir falan diyoruz ya. Şimdi kediye bunu tutamıyorsunuz. Köpeğe tutamıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bunun içine koyuyoruz. Sığabilecek boyuttaki. Yani bir golden tabii ki sığmayacaktır ama özellikle kediler çok hareketli olduğu için kediler de çok işe yarıyor. Kediyi içine koyuyoruz ve havayı buradan veriyoruz. İlacı bütün ortama bunun içine yaydığımız için diyelim ki tıkanıklığı var, rahatlatıyor. Solunum için vereceğimiz cihaz şeyi direkt verebiliyorsunuz. Onun haricinde oksijenimiz var. Bazı durumlarda oksijen takviyesi yapmanız gerekiyor. Bunu da içeriye verebiliyoruz. Bunu açıyoruz, çalıştırıyoruz. İçeriye oksijen basıyor. Hayvan operasyon sonrası gerekirse daha çabuk ayılıyor. Ne bileyim anesteziden etkilenmişse daha rahatlatıyoruz. Yani yoğun bakım ünitesi olmazsa olmaz değil. Ama bir hekimin kurtarıcı cihazlarından biri. Onu söyleyebilirim. Ve bu ultrason. Bildiğimiz ultrason. Hayvanlara uygun bir ultrason öyle söyleyeyim. Yani insan da bakabilir tabii bununla bir hekim. İşte gebelik, idrar problemleri, yani ultrasonu röntgeni kullandığınızda göremeyeceğiniz teşhisler için, teşhis koyabilmek için bunu kullanıyoruz. Röntgen X ışınıyla çalışır, ultrason ses dalgasıyla çalışır. Yani bir ses dalgası gönderir, karşı taraftan ona bir cevap gelir. Organın kalınlığına bağlı olarak, dokusuna bağlı olarak. Geleni görüntü olarak size iletir. Yani bir bebek düşünün anne karnında. Siz ona ses dalgası yollarsınız. Ses dalgasının cevabını görüntü olarak görürsünüz. Ultrasound'dur zaten ismi. Yani ultrason diyoruz da normali ultrason Türkçesi. Açılım ultrasound'dur. Röntgen açıldı bu arada siyarımız. Girelim mesela burada ne yapıyorum abi ben hasta bakıyorum da mesela. Son baktığımız hastalardan birine bir bakalım. Röntgeni çekmesi açılmasından daha kısa sürüyor onu söyleyebilirim. Açılsın. Bu arada şurada küçük bir cihaz var onu daha göstermek istiyorum. Santrifüj. Abi ne işe yarıyor hemen anlatayım size. Diyelim ki yurt dışına bir hayvan göndereceksiniz. Kuduz aşısının titrasyon testini yaptıracaksınız. Bu titrasyon testinde kanı değil, kanın serumunu isterler. Veya biraz önce bahsettiğim, hani bende yok dediğim o biyokimya testleri kanın serumuyla çalışır. Yani kanın katı kısmıyla sıvı kısmını birbirinden ayıran bir cihazdır. Çalışma mekanizması şöyle göstereyim abi. İçine tüpü koyarsınız. Karşılığında aynı
Yani kanlı tüpü koyarsınız. Aynı miktarda yine bir kan koyabilirsiniz veya bir sıvı koyarsınız. Kapatırsınız. Dakikada 5000 devir, 3000 devir, 2000 devir ne kadar devir istiyorsanız, ne kadarı sizin ihtiyacınızı karşılayacaksa o şekilde çalıştırırsınız. Hızlı bir biçimde dönerek kanın sıvı ve katı kısmını birbirinden ayırır. Şimdi gel abi buraya. Röntgenle ilgili bir şey daha göstereyim. Çünkü bu benim en sevdiğim klinikteki cihaz olduğu için biraz gerilere gidelim. Bir sene önceden bir hasta bakalım, bulalım. Mesela... Neye bakabiliriz? Neye bakabiliriz? Tabii buradan da şimdi spesifik bir şey bakalım. Mesela bak. Bağırsakları görüyoruz, böbreği görüyoruz, idrar kesesini görüyoruz. Şöyle bunu ben istediğim gibi büyütebiliyorum. Yaklaştır abi. Bak büyütüyorum. Kalbi görebiliyoruz, akciğerleri görebiliyoruz. Şuradakiler böbrekler. Sonra ben bunu rengini kısıp açıp rengini değiştirebiliyorum. Mesela bak şu anda daha koyulaştı. Burada net. Bunların hepsi dışkı. Kaka. Kakanın hepsini görebiliyorum. Başka bir hastaya bakalım mesela. Kime bakalım? Şöyle de hatırlamaya çalışıyorum bir yandan da. Kaybetmedi. Bakalım. Mesela Herkül'ün bacağını çekmişiz. Sonra... bak mesela burada bir çatlak varmış. Tam bir kırık değil. Bir çatlak. Bunu yanılmıyorsam bandajla toparladık biz. Çünkü çok ciddi bir ayrık değildi. Yanlış hatırlamıyorsam tabii her hastayı da hatırlayamıyorum. Ama burada mesela röntgeni döndürebiliyorsun. Aşağı yukarı her şeyi yapabiliyorsun. Büyütme, küçültme, rengini ters çeviriyorsun. Gezdirme yapıp tutup elinle istediğin yere çekebiliyorsun. Tabii daha çok büyüttükten sonra bunu... Görüntü ayarlarını değiştirebiliyorsun. Bazen ölçümleyebiliyorsun. Şöyle göstereyim. Çizgi segmentinde ölç diyorsun. Kemik boyunu ölçüyorsun. Yaklaştır abi. Bak bunun bacağı aşağı yukarı 11 santim bacak boyu. Bunun harici büyük ırk köpeklerde kalça displazisi dediğimiz bir durum var. Bakayım onu bulabilirsem bir hasta üzerinde göstermek isterim. Eren'de bak. Eren'in zeytininde bakmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım. Evet. Şimdi bak. Burada kalçasında bunu şöyle yapıyoruz. Hatta kaldıralım. Burada ara astar açısı var. Pardon özür diliyorum. İlk önce tam daire, caput femoris'e yerleştiriyoruz. Bir tane daha tam daire almam lazım. Caput femoris'e yerleştiriyoruz. Özelliklerden. Orta nokta. Sonra... Ara astar açısına geliyoruz. Orta noktadan diğerine bu şekilde bir açı oluşturuyoruz. Bir tane daha ara astar açısı alıyorum. Tabii şimdi tam oturmadığı için çok net sayılar çıkmıyor. Bunda çok incik cincik bakıyoruz. Tamam abi bana dön. Arkadaşlar bu... Gerçekten siyar hayat kurtarıcı. Tabii fiyatlar konusunda dolar üzerinden olduğu için ve dolar çıldırmış durumda olduğu için her geçen gün fiyatları değişiyor ama ben yaklaşık 4-5 sene önce aldığımda aşağı yukarı 30 küsür bin Türk lirasıydı. Şimdi 100 bin lirayı geçmiştir diye düşünüyorum. Şimdi kliniği açtığımda bunların hiçbiri var mıydı? Hiçbiri yoktu. Moral bozmayın. Yani abi ben nasıl 100 bin bir siyara vereyim? İşte bir C kolluya nasıl 30-40 bin lira vereyim? Sterilizatör 5 bin lira. Kan sayım cihazı 50 bin lira. Yoğun bakım 20 bin lira. Abi burada nereden baksan 300-400 bin liralık iş var falan. Evet. Bende de yoktu hiçbiri.
Ben de abi bir bu vardı. Steteskop. Şey termometre. Bir de bu vardı. Steteskop. Bu ikisiyle başladım. Bir de bu vardı. O yüzden mezun olacak arkadaşlar hemen tribe girmesinler. Veya atıyorum yazmayı düşünenler. Abi benim ailem zengin değil. Ben böyle bir klinik açamam. Olsun. Biraz cesur ol. Kredi kullan. Para biriktir. Mini minnacık bir yerde başla. Tabii bunun özel ölçüleri var. Veteriner kliniği açmak için. Buna bak. Ayarla. Vadeli al ilaçlarını. Yavaş yavaş. İhtiyaçlarımın hemen hemen yüzde işte bir serum biyokimyam eksik. Onun haricinde onu da eksik olarak görmüyorum çünkü çok ihtiyaç duymuyorum ama olursa ekstradan teşhisime fayda sağlayacağını düşünüyorum. Onu da inşallah yakın zamanda alacağım. Şunu söyleyebilirim size, korkmayın. Veteriner hekimlik mesleğini seçin. Bunların hepsi zamanlı olur. Tek kritik bir nokta var. Hayvanları sevmiyorsanız abi bu işe bulaşmayın. Eğer hayvanları seviyorsanız ve onlara kıymet veriyorsanız ki zaten hayvan sevmeyenin ben insan da sevmediğini düşünüyorum. Hatta insanlığını tam tamamlayamamış bir canlı olduğunu da düşünüyorum. Bir insanın hayvan sevmemesi için psikopat olması lazım. Eğer gerçekten mesleği seviyorsanız bu mesleği yapın. Dediğim gibi bunlar bu gördüklerinizin hepsi zaman içinde satın alındı. Hiç öyle bir girdim. Benim de yoktu param. Emekli öğretmen çocuğuydum. Askerde biriktirdiğim parayla geldim. Bir steteskop, bir termometre, bir tane masa. Şu masam da yoktu. Bunu da sonradan aldım. Bir tane gittim. Şey ne deniyor onlara? Mutfak yapanlar var ya. Inox mu deniyor? Neyse artık. Inoxçu da gittim. Ölçüleri verdim. Çünkü en ucuzu öyle geliyordu. Öyle bir masa yaptırdım. Cebimden, dişimden, tırnağımdan arttırıp cebimde biriktirdiğim bütün parayla ki 2011 yılında 13-14 bin lira, bilemediniz 15 bin lira bir masrafla kliniği açtım. Şimdi gördüğünüz gibi binlerce liralık oldu. Hepsi emeğinizin karşılığı. Bunları almak zorunda değilsiniz. Zamanla alırsınız, almazsınız. Bulunduğunuz bölgenin şartlarını değerlendirirsiniz. Ama bir veteriner kliniğinde olabilecek teçhizatlar bunlar. Arkadaşlar sürekli soruyor nasıl yaparız, nasıl ederiz? Biraz cesaret, biraz bilgiyle hepsi olur. Bugünlük videomuz kliniği tanıtmak oldu. Veteriner Bey ile kalballim.